Merhaba arkadaşlar, ben Hab Ocak. Bu dersimizde tüzel ve gerçek kişiden gelen yazıların EBS'ye nasıl aktarılacağı, yani nasıl taranıp sisteme aktarılacağını göreceğiz. Öncelikli olarak bu işlemi birimlerde gelen evrak kayıt rolü, yani fiziksel evrak kayıt rolü olan kişiler yapabiliyor. Evrak işlemlerine geliyoruz. Gelen evrak kayıt diyoruz. Aynı şekilde giden evrak da aynı mantıklı olacak. Şimdi gelen evrakların sisteme taranıp aktarılmasını görelim. Her gelen evrakta mutlaka, yani tüzel kişi ise, firma vesairese bir yazısı vardır. Ya da gerçek kişi ise dilekçesi vesairesi vardır. Biz gerçek kişiyi ekleyelim. Tüzel kişide de mantık aynıdır zaten. Öncelikli olarak bizim dilekçeyi aldığımız gerçek kişi ya da tüzel, yani bir evrakı veren tüzel kişinin gerçek kişi ya da tüzel kişi olarak eklenmesi, yani sistemde var olması gerekiyor. 34 ve 35. dersimizde 34'te gerçek kişiyi, 35'te tüzel kişi nasıl eklenir onu anlattığımız için buraya detaya inmiyorum. Öncelikli olarak geliyorum buradan, üst yazı ekle diyor. Yani üst yazı genel bir ifadedir. Eğer gerçek kişi ise dilekçe vesaire ise, bu da üst yazı ekle bölümünden. İşte firmadan geliyorsa, tüzel kişiden geliyorsa aynı şekilde üst yazı ekle diyoruz. Burada bakın, dilekçe diye ben almıştım. Bir tane öğrenci velisinin dilekçesine bakalım. Buradan geliyoruz, dilekçeyi ekliyoruz. Diyor ki 200 DPI'nin üzerinde diyor. Ben bunu dilekçemi normal şöyle hayır diyeyim. Üst yazı ekle diyorsam, ben normal EBS'nin tarayıcısını kullanmadan kendim herhangi bir programla tarayıp bilgisayara kaydettiğim bir evrakı ya da bir dilekçeyi sisteme üst yazı ekle diyerek otomatik olarak ekliyorum. Ama ben tarayıcı servisinden ekle dersem, burada tarayıcı sürücüsünün kurulu olması gerekiyor. Twain sürücüsünün kurulu olması gerekiyor ve EBS TürkSat e-imza servisinin kurulu olması gerekiyor. Eğer bunlar kurulu ise, şuraya benim tarayıcımın markası, modeli geliyor ve ben oradan seçip şuradan tara dediğim zaman sisteme getiriyor ve şuradan pardon, şuradan Belgenet'e aktar diyorum. Belgenet'e aktarıyor. Bu işlemler bende şu anda tarayıcı olmadığı için o işlemi yapamıyorum, ama nasıl yapılacağını söylemiş olayım. Burada dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de şu: A yazıcısı şu anda sistemde tarama işlemi için kullanamıyoruz. Buna dikkat edin. Yani herhangi bir A yazıcısından siz sisteme evrak aktarımı yapamazsınız. Yani tarayıp sistem Belgenet'e aktar yapamazsınız. Ama A yazıcısından herhangi bir evrakı tarayıp normal programlarla, Belgenet dışında bir programla tarayıp sisteme alabilirsiniz. Ben birazdan öyle yapacağım. Eğer seri okuma USB tarayıcınız varsa, ondan ayarları yaptıktan sonra tarayıp Belgenet'e aktar derseniz otomatik olarak aktarır. Ben şimdi elimde hazır taradığım dilekçe örneğim var. Dilekçeyi alıyorum. Diyor ki 200 DPI'nin üzerinde diyor. Olsun, önemli değil. Alıyorum. Bakın, bir tane ortaokul müdürlüğüne velisi, işte bulunduğum şu öğrencinin 7 Haziran'da başlayacak olan şu kursu yüz yüze katılmasını istiyorum. Bir dilekçe bilgileri var. Dilekçe bilgilerinin, işte vatandaş verdi dilekçesini. Bakın, dilekçem geldi. Konu kodu. Yani konu kodu bu. Öğrenci ile ilgili bir işlem olduğu için öğrenci diyorum, aratıyorum. Bu öğrenci deyip aratabilirim. Eğer öğrenci demeyip SDP'sini, Cumhurbaşkanlığı'nın standart dosya planını biliyorsam, otomatik olarak buradan direkt SDP kodunu ekleyebilirim. Ya da ağaçtan gelip buradan öğrenci işlemlerini bulur, ona göre ayarlarım. Burada dikkat edeceğiniz SDP'lerde şu var arkadaşlar, biliyorsunuz 0, %, 600 ile 900 arası sabit bütün kurumlarda kullanılan standart. Eğer %600 arası her kurumun, yani her bakanlığın diyeyim, kendi özel SDP'sidir, desimal kodlarıdır.
Mesela ne diyor? Burada bakın yüzde eğitim öğretim programları diyor işte vesaire vesaire. Tabii ben biliyorsam buradan otomatik olarak seçerim. Bilmiyorsam ben öğrenci diyorum. Öğrenci işlemleriyle ilgili gelsin. Öğrenci işlemlerinde bakın öğrenci nöbeti vesaire diyor. Benim almış olduğum dilekçenin ya da herhangi bir tüzel kişiden evrakın konusunu ya da konu koduna göre içeriğine bakıp konusunu bulabilirim. Konu kodunu bulabilirim. Bakıyorum. Öğrenci işleri genel diyorum ben. Hani orada bulamadım. Burada geliyorum. Ahmet işte Yıldırım'ın dilekçesi. Hatta şöyle yazayım. Kurs dilekçesi. Bakın burası otomatik geliyordu. Ben ne yaptım? Burayı manuel olarak değiştirdim. Resmi yazımı, genelge mi diğer mi? Resmi yazı diyorum. Evrak türü. Kayıt tarihi otomatik geliyor, evrak dili otomatik geliyor. Evrakın tarihi, yani dilekçe ya da tüzel kişiden bize gelen evrakın tarihi. İşte 06 07 2024. Gizlilik derecesi. Burada gizlilik derecesi eğer gizli evrak geldiyse biz gizlilik derecesine geliyoruz. Buradan çok gizli, gizli özel yazabiliyoruz. Bu bizim normal hizmete özel normal bir evrakımız. Tabi burada şuna dikkat edin. Eğer bir gizli evraksa gizli evrak zarfı açılıp ya da çok gizliyse zarfları açılıp sisteme bu şekilde tarama yapılmaz. Sadece zarfın üzeri taranır, bilgiler sisteme girilir. Kesinlikle gizli evrakları sisteme tarayıp almıyoruz. Çünkü gizli. Gizli evrak gizlidir ve sisteme aktarılmaz. Giden evrakta da aynı. Gizli evraklar sistemden yazılmaz, sadece sayı alınır. Bunları da ilerleyen derslerimizde detaylı bir şekilde anlatacağız. Bakın geldiği kişi kurum. Bize gelen gerçek kişiydi. Bakın biz burada gerçek kişiyi alıyoruz. Gelen evrak kayıtlarımız gerçek kişi ve tüzel kişi arkadaşlar. Bu ikisini biz fiziksel tarayıp alıyoruz. Kullanıcıdan geleni almıyoruz. Çünkü kullanıcı EBS'deki kullanıcıdır. Onlar dilekçe veriyorsa gerçek kişi olmuş oluyor. Birimse Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kurumlar, okullar, ilçeler bunlar birim olduğu için onlardan gelen tüzel kişiye girmiyor. Kurumsa onlar zaten KEP üzerinden gönderiyor. Bir de gerçek kişi yani vatandaş, tüzel kişi ve firma. Bunlardan gelen fiziksel evrakları tarıyoruz. Gerçek kişi dedik. Gerçek kişiyi biz daha önce tanımlamıştık. Gerçek kişiyi tanımlamıştık. Eğer tanımlı değilse biz buradan artı işaretine tıklayıp tanımlayıp ondan sonra buluyoruz. Gelelim buraya. İşte Ahmet diyelim. Sistemde daha önce kayıtlıysa Ahmet Solmaz diyorum. Ahmet Solmaz'ı getiriyorum buraya. Ekliyorum. Ahmet Solmaz. Şurayı da değiştireyim. Yani bu var olan kişiler zaten geliyor. Siz oradan düzeltiyorsunuz. Kişinin verdiği evrakın sayısı dilekçe olduğu için bunda sayı olmaz. Tüzel kişiden gelenler de sayı olur. Evrak geliş şekli hangi şekilde APS mi geldi işte buradakilerden. Burası genel bir bölüm. Ben elden verdi vatandaş velimiz dilekçesini. İvedilik durumu günlü mü vesaire mi? Eğer siz ivedilik durumunu girerseniz günlü derseniz niyat yani işlemin yapılış tarihinde girmek zorundasınız. Ben girmiyorum normal diyorum. Niyadı yok yani günlü değil. Açıklama kısmına bu evrakla ilgili açıklamanız varsa onu yazıyorsunuz. Kaldırılacak klasöre yukarıdaki konu koduna benzer bir kod giriyorsunuz. Ben 200 girdim. Pardon. Şuradan ağaçtan seçelim. Şu anda kaldırılacak klasörler eklenmemiş. Ondan dolayı çıkmıyor. Şöyle yapalım. Öğrenci diyelim. Bulunduğum birimde klasör izinleri verilmemiş. Ondan dolayı tarayamıyorum. Yani daha doğrusu kaldırılacak klasör ekleyemedim. Sizlerde bu işlem tanımlanmıştır. Postalanma tarihi. Eğer posta ile geldiyse posta biz elden demiştik. Postalanma tarihine gerek yok. Vatandaş dilekçesini verdi ya da tüzel kişiden gelen evrakta ek varsa şuradan artıya tıklıyoruz. Şöyle yapayım bunu kaldırayım. Ek varsa ek ekliyoruz arkadaşlar.
Tarayıcıdan ekleyebiliriz. 25 MB'mış. Bir dosya 2,5 MB maksimum. Birden fazla eki varsa bu eklerin toplamı 25 MB. Şu anda EBS de ileride artırılabilir. Şimdi ben bir tane dosya ekleyeyim. Şuradan bir dilekçe ekini ekleyeyim. Ekim varsa eklerim, yoksa eklemem. Bakın ekle diyorum. Şurada dilekçe diyeyim. Ekle diyorum. Evet, ekledim. Ekimi de ekledim. Bakın ek bilgilerim geldi. Birden fazla ek varsa onu da ekleyebilirsiniz. Fiziksel ek varsa, eğer bir CD, flash disk ya da benzer tarzda paket, işte yazılı doküman, herhangi bir atıyorum parça, bilişim teknolojiyle ilgili bir şeyler olabilir. Bunların hepsi fiziksel ektir. Buraya açıklamasını yazıp ekliyoruz. Tabii bizim içeriğimiz öğrenci işleri olduğu için fiziksel ekimiz yok. Sistemden kayıtlı evrak ekle. Bu vatandaşla ilgili ya da tüzel kişiyle ilgili daha önce sisteme kaydedilen ve bunlardan bir tane eklemek istiyorsan bu evrakları bulup ekleyebilirim. Ya da harici referans dediği link, eğer bir link ekleme ihtiyacım olursa onu da buradan ekliyorum. Benim şu anda yani düz bir dilekçe eklediğim için bunları eklemeye ihtiyaç hissetmiyorum. Şu an artı yapıp bunu kapatıyorum. İlgisi varsa yani gelen evrakta bu dilekçelerde pek ilgi olmaz. Tüzel kişilerden gelen evraklarda hani birkaç kez yazıştınız, birbirlerinizin evraklarına ilgi tuttuysanız o ilgileri ekleyebilirsiniz. Bu dilekçe olduğu için ilgi de eklemiyorum. İlişik bilgileri bir evrakınız sistemde kayıtlı olan evraklarla daha önce yazıştığınız bir bağlantı var ise onu ekleyebiliyorsunuz. Ya da bir tercüme ihtiyacınız oldu. Şuradan söyleyeyim. Tercüme var ise, tercüme dokümanı var ise onları ekleyebiliyorsunuz. Şuradan gelelim havale işlemleri. Burası önemli arkadaşlar. Biz bu taradığımız evrakı hangi birime göndereceğiz? Okuldaysak kendi birimimize. İlçedeysek ilçenin alt birimlerine, ildeysek ilin alt birimlerine, merkez teşkilatındaysak yani bakanlık merkez teşkilatında ve genel müdürlükteysek kendi genel müdürlüğümüze, genel evraktaysak yani bakanlığın bütün evraklarını karşılayan genel evrak bölümündeysek ilgili genel müdürlüğü seçiyoruz. Biz şimdi il milli eğitimde olduğumuz için il milli eğitimde atıyorum şöyle bakalım. Bilgi işlem, pardon, temel eğitimi seçelim. Hatta buradan arama yerine şuradan temel eğitim diyeyim. Temel eğitim bölümü. Temel eğitim şube müdürlüğü çıktı bakın. Temel eğitime ne için göndereceğiz? Bu evraka işlem yapılacaksa gereği için, yok sadece bilgilendirme ise bilgi. Bu işlem yapılacak dilekçe çünkü. O onaylayacak kişi diyor. Bu evrak ilgili birime gitmeden önce üst amir tarafından onaylandıktan sonra gitsin istiyorsak ağaçtan onaylayacak amiri seçiyoruz. Bu il müdürü olabilir ki üst birimde ise il müdürü, alt birimde ise o birimin amiri. Genelde üst birimin amirinin onayından geçer. O kişiyi seçeriz. Bir açıklamamız varsa onu ekleriz. Onun dışında eğer bu dilekçeye istinaden bizim o birime göndereceğimiz herhangi bir dosya varsa, diyorum bu öğrencinin işte nakil işlemi olsun, kurs işlemi ise kurs işlemiyle ilgili atıyorum bir mevzuatı dosya olarak ekleyip gönderebiliriz. İşlem süresi diyor. Tabii işlem süresini biz belirliyoruz. Kaç gün içerisinde buna işlem yapılacak? Tabii biliyorsunuz dilekçelerin verildiği andan itibaren ya da ilgili birime gittiği andan itibaren cevaplanma süreleri var. Onları biliyorsak ekliyoruz. Genel itibariyle gördüğünüz gibi bir evrakın yani dışarıdan gelen tüzel kişi ya da gerçek kişiden gelen evrakın sisteme taranarak aktarılması bu şekilde yapılıyor arkadaşlar.